Zamanın içini doldurulabiliyor, boşaltılabiliyor, daraltılabiliyor ve genişlendirilebiliyorsun. Bunun içerisinde mekanlar ve hadiseler ceyran ediyor. Yani mekanın içine zamanı değil, zamanın içine mekan var. Bunu Einstein'ın teorisini yıkacaktır gelecekte. Einstein zamanı mekanda aradı. Baksana bir dakikalık rüya zamanı içinde bir senelik işleri yapabiliyorsun. Yani bir dakika rüyada Kur'an hatim okuyabiliyorsun. Ustad ne dedi? Dedi ki rüyada bir sene zarfında bir senenin geçtiğini, rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte işlere bedel Kur'an okumuş olsaydın, birkaç hatim okumuş olurdun. Bu halet evliya için halet-i yakaza ile inkişaf. Yani bizim için rüyadayken evliyalarda bunlar yakazadır. Çünkü zaman arkasına geçtikleri için artık yaptıkları işi zamanla ölçülmüyor. Zaman imbisat eder bak. Zaman imbisat eder şu. Tık, tık. Tık ederken tut burayı, tut, tık edeyim. Al tut, sok içerisine. Aynı saniyenin içerisine koy kafayı. Zaman arkasına geçtim. Bu tarafa. O bir saniye içinde istediğin yaparsın, hala bir saniye geçmedi. Bunun gibi bir kaseti basıyorsun, teyp kaseti eski. Dakikalar geçecek ki 59. dakikaya dinlemek istiyorum. Şimdi evet, Bismillahirrahmanirrahim, 59. dakikaya gel. O kadar. Burada levh mahfuzdan bakıyorsun. Ötekinde zamanı hızlandırıyorsun sadece. Evet. Güzel. Zekilerle ders yapmak hoştuma gidiyor. Başka? Ha şunu bitireyim. Zamanı imbisat eder. Mesela ruhu cismaniyetine galip olan, yani zamanın arkasına geçen evliyanın işleri, fiilleri surat-ı ruh mizanı ile ceyran eder. Peki, ben maddeyi okuyorum. Zamanı genişletebilme nispetinde çok mekan ve hadiseleri koyabilirsin. Zaman arkasına geçtin mi? İçerisine çok hadiseleri, çok mekanları, çok şeyleri koyarsın içine. Bu mesela, bu ne demek? Bu mesela senin aleminde vuzuhu nispetinde dün ile bugün, orası ile burası, dünya ile ahiret gibi nispetler ve itibarlar ortadan kalkar. Yani itibar emirleri de ortadan kaldırar. Zamanın arkasına geçmektir. Zaman ortadan kalktı mı itibari emirler de kalkıyor. Bu abi mesela cismaniyete galip olduğunda geçmiş gelecek hazır hükmüne geçtiğinde evet. Bu la ya'lemul gaybe illallah düsturuna münafi bir durum oluşmuyor. Yani bulunduğu oraya mı geçtin? Gayba geçtin. Gaybin de gaybi melekuttur. Melekut gayb oldu şimdi sana. Gayba geçtin, cevherler alemi gayb oldu. Oraya geçtin, ruhlar alemi, cevherler ruhlar alemi. Oraya geçtin, kabuk hafifsen gayb oldu. Oraya geçtin, mecul gayb oldu. Oraya geçemezsin, geçsen helaktır diyor. Ölüm helakettir diyor. 641 sözü bu meslekte. Yani Peygamberimize de diyor ya, gayb o bildirilmezse bilmez evet. De diyor ya. Yani onu ruhu cismaniyetine galebe çaldı çalmadı noktasında bakmayacağız ona. Galebe çaldı ama... Bu nerede bulunuyorsan bir sonrası senin gaybindir. Mesela diyelim ki şöyle diyeyim. Böyle bir şeyin. Çoğu piyasa insanlarına göre cin iman gerekiyor. Cine iman etmesi lazım. Ben de cinlere karşı iman yoktur. Benim için şahittir, şuhuttur. Mesela melekleri iman vardır. Benim için meleklerin suretine iman yoktur. Meleklerin hakikatine iman ediyorum. Çünkü benim için kitaptan daha kesindir melek. Kur'an okurken bu sesin meleğe dönüştüğünü inanıyorum. İnanıyorum değil, hissediyorum. Kur'an okurken. Evet. İnanmıyorum, hissediyorum. İnanın demeyeyim, itikat demeyeyim de hissediyorum.
Yani şey, bununla neyi anlatmaya çalışıyorum? Yani bulunduğun yere göre bir sonrası senin gaybindir. Yani benim şahit olduğum adam gaybidir. Benim gaybim olan Bediüzzaman'ın şuhududur. Bediüzzaman gaybi olan Allah Resulü'nün şuhududur. Allah Resulü'nün gaybi olan Allah için şeydir. Ayağı. Yani gaybın o zaman bir sınırı yok. Zaten hep yok. Her zaman bir gayb var. Mutlaka. İman hiç onun için bitmez. Bitmez. İman mübin her zaman gaybdır. İman mübini de geçenler var. Çünkü 16. lemada diyor ki çok istisna bazı zatlar levh-i ezeliye girer diyor. 16. lemada. Levh-i ezeliye girer. Meclul değil mi levh-i ezeli? Yok. Levh-i mahfuz. Meclule neye gireceksin? Orası ölüm ve helakettir. Kalı mesleği versene bana şey abi. Bak onu açıyorsun. Aç onu da. Onu ver. Ha onu. O, onu. Heh. Bak. Ölüm vela o mecun. Neye giriyorsun mecuna? Peygamberimiz şeye mi geldi? O sınıra kadar geldi. Mecule girmedi. Yani girmek diye bir şey olmaz zaten. Mecul diye bir yer yok zaten. Yersiz yer. Diyoruz ya doğru. Bak diyor ki. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl ki senin yanında hazırdır, aynı zamanda bütün her şeyin, her şeyinde de yanındadır. Öyleyse sen kendi cihetinden onun yanında olman için ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit sen. Şey yapacağız. Yani külle, mesela ben buradayım. Ben buradayım. Niçin buradayım? Bu çok zor iş. Çünkü mesela maddenin altı nedir? Atom altı değil mi? Kuantum fiziği. Kuantum fiziğinde her şey her yerdedir. Kuantum fiziğinde bir şeyin bir yerde olması imkansızdır. Ama kuantum fiziğinin üzeri olan biz yapılmış, biz her şeyde olan hakikatimiz bir yerde olması çok zordur. Beni burada tutması Allah'ın çok zor, en zor iş budur. Sesimi tutabilir misiniz bir yere? Bana bak sesim gitmeyen Faruk'a git, seni duyma. Bu mümkün mü? Bu zor işte, bunu yapmış. Onu yapmış usta. Sen sana konuşurken o duymamış. Bu kuantumcular o dalgaları, o enerji şeylerini bu şekilde sıfatlandıran şey bulduklarında melaike diyecek. Yani melaikeyi bulmuş olacaklar, ona bir ad koyacaklar muhtemelen. Evet, Higgs dediler. Yok yok, o parçacığı da Osman oldu işte, kitap oldu. Evet. Onu bir şekilde nasıl tutuyor? Yani zor oluyor. Nasıl? En çok zor. Kim tutuyor bunu? Zaten şaşırıyorlar şu anda. Yani, hangi kalıp var bu? Yani bu... Bir şey her yerde ama bir yerde nasıl duruyor yani onlar? Yani bu bütün ben mesela deniz dalgası. Deniz dalgasını taş attın okyanus şey düşün. Yıldızlar aydan taş attık okyanusa dalga yayıldı. Her yerde olan dalgayı bir yere koyacaksın. Her yerde yaymayacaksın. Yani taşı atacaksın dalga olmayacak. Bir tane dalga olacak bu tarafa böyle gelecek benim buraya. Benim sahilime vuracak ama başka tarafa dalga olmayacak. Taşı buraya atacağım ben. Taşı buraya atacağım. Bu tarafa dalga yapar mı? 360 derece dalga yapmaz mı? Evet. Ben diyorum ki 1 derece dalga yap, 359 derece dalgan kör olsun. Bir daha bir. Bak, taşı attım. Attım. 360 derecede dalga yapar mı? Her sahile vurur mu? Evet. Her dereceye. Evet. Ben diyorum ki taşı atıyorum. Ey taş veya su. Dalgan 360 derece yapman senin adetindir. Adetini boz. Ha. 359 dereceyi kapat, tek bir yönde dalga olsun. Dalga bu tarafa olsun, sırf benim bir derecede. Bu mümkün değil işte, bu olmuş. Yani her yerde olan bir enerjiyi, ruhu, bir yerde burada tutmak, onun için kafayı yiyeceğim gibi geliyor bana. Bu nasıl burada duruyor? Aklım almıyor benim. Şimdi burada ben nasıl duruyorum? Tamam, kalıp şeyi değişti şimdi. Ben az önce kalıp dedim ya. Şimdi kalıbı yaparsın, içine doldursun. Bunun da tersi. Her şeyi tutuyorsun böyle, muhafaza ediyorsun. Kalıp boştu. Cennetteki enerji ya. Şimdi belli bir yerde tutuyorsun işte. Bir yere doldurmak bir şey, değil. Kalıp yapmıyor, bir şeyleri aman duruyor. Buraya dur gelmek, dur, gel. Böyle dur. O zaman şekilleniyor. Şeye benziyor. Hemen bir fırla. Aşağıda bir yastık var. Ders yaparken yastık kullanıyorum ya iki tane. Evet. Hemen getir ama. Biraz çabuk ol. Bak orada bir şey göstereceğim. Aynı dediğin gibi. O değişti şimdi abi. Tabii. O acayip bir şey. O gene. Bak diyor. Sen kendi cihetinden onun yanında olman için ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit. Yani kendisi izah ediyor tercüme şey yapan. Öyle bir makam-ı külliye çıkabildiğin zaman onun yanında olabilirsin. Şimdi bak.
Ayrıca bundan sonra da imkan ile vücub arasındaki hadsiz bir mesafe karşına çıkar ki sen şu acip bir budiyet kat edip ulaşmak ve onun kurbuna vusul bulmak nasıl mümkün olabilir? Daha bundan başka da yani imkan ve vücub. Abo senin dediğim şu. Bak burada bir şekil var. Şu şekli görüyor musunuz? Evet. Burada şekil yok. Bu yaptı. Beyaz yaptı bu şekli. Bu siyahı beyazlar yaptı. Beyaz buraya geldi, beyaz buraya geldi, beyaz buraya geldi, beyaz buraya. Bak burada bir şekil var, görüyor musunuz? Aslında şekilsi şöyle bir şeydi. Şekil yoktu. Beyazın burada şekil. Anladın mı? Bak şimdi, hususi cennet böyledir. Bak, burası şekil var mı şurada, şu parmağın olduğu yerde? Ya şu. Yok. Yok. Burada her yer. Her yer. Bak, bunu böyle düşün burayı. Buraya bir beyaz koyduk. Buraya beyaz koyduk, beyaz koyduk, beyaz koyduk, beyaz koyduk. Bak burada bir şekil çıktı. Bunu hiç nazar alma. Bak, görüyor musun bunu? İstediğin adam bile yaparsın burada. Bu beyazları koyarak. Benim i̇şte hüsnü için cennetin öyle olacak. Nurunla, senin nurunla Allah, cennetteki nuru kayıtlayacaksın. Ortaya çıkan şekil hüsnü cennetin olacak. Bir daha abi, yavaşça. Nurunla, aha, benim nurumla. Senin kendi nurunla. Hı. Çünkü kesiftir seninkisi. Cennete göre. Burada tobe. Cennetin kesiftir. Seninkisi üstündür. Çünkü üstün olan kayıtlar. Yoksa üstün olan ezer geçer. Cennette insanın nuru üstün müdür? Rab diye hepsini şey yaptı mı? Olmadı. Oradaki nuru kayıtladı. Dur. O zaman cennetteki nur şekillendi. Adem sen.